Diyorlar ki HiOS üzerinde Nvidia ekran kartlarının VRAM ısı değerlerini gösteren bir panel yok. Ne biliyorsun? Belki var. Ha? Belki var. Belki var. Ha? Hepinize merhaba. Çok çok uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Videoyu çok uzatmayacağım. Aslında herkesin olmasını isteyip de bir türlü bulamadığı bir yol göstereceğim size. Nedir bu yol? Bildiğimiz üzere AMD ekran kartlarında RAM ısı değerlerini HiOS ekranından görebiliyorduk. Fakat Nvidia kartlarda böyle bir olanağımız yoktu. Son zamanda madenciler bunu yaptılar. Fakat bunu da shell yani konsol üzerinden görebiliyorduk. Sağ olsun yabancı bir arkadaşımız bunun için bir yazılım geliştirmiş ve bu sayede HiOS ekranında daha önce AMD kartlarda gördüğümüz gibi VRAM ısı değerlerini görebiliyoruz. Konuyu kısa kesip haydi ekran başına. Yapmak istediğimiz kısaca şu şekilde arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz AMD rigimizde aynı anda hem ekran kartı işlemcimizin hem de ekran kartı RAM'imizin sıcaklık değerlerini görebiliyoruz. Buna hiçbir şey yapmadan direkt HiOS ekranında karşımıza çıkıyordu bu. Nvidia kartlarda böyle bir seçeneğimiz yoktu. Fakat şu anda yapacağımız küçük bir işlemle Nvidia kartlarımızda da artık bunu görebileceksiniz. Evet arkadaşlar, şimdi hemen işlemimizi uygulayalım. Öncelikle bir Nvidia rig açalım. Bakın burada sadece işlemci sıcaklıkları görünüyor. VRAM sıcaklıkları görünmüyor. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken çok basit. Videonun açıklamasına bırakacağım kodu kopyalayıp buraya gelip run command yani komut oluştur. Bu kodu videonun açıklamasından kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. O zaman hemen komutumuzu çalıştır diyelim bakalım ne olacak. Yani yaptığı iş küçücük bir eklenti eklemek. Yani bir widget telefonunuzdaki ana ekrana eklediğiniz bir saat widget'i gibi düşünün. Şimdi yenilediğimiz zaman bakın geldi. Tabii bunun da kötü yanı şu. RAM sıcaklıklarının yüksek olduğunu gördüğünüz zaman moraliniz bozuluyor. Yani bu da ne demek oluyor? Yavaş yavaş artık pedlerin değişim zamanının geldiğini gösteriyor bize. İşlemimiz bu kadar basitti arkadaşlar. Desteklenen ekran kartları şu anda ekranda görüyorsunuz. Her ekran kartında olmuyor dediğim gibi. Yeni nesil ekran kartları olması gerekiyor. 3070 Ti'den başlıyor. Ve A4000-5000 gibi yeni serilerde oluyor. 3060 Ti ekran kartlarında çalışmıyor. Evgan'ın ve MSI'ın birer modeli var. Onlar da bazen çalışabiliyor, bazen çalışmıyor. Ama 3070 Ti üstü olması gerekiyor. Bakın burada size göstereyim 3060'larda çalışmadığını. Mesela bu rigimizde bir tane 3070 Ti var. 4 tane de 3060 Ti var. Fakat burada 3060 Ti'larda göremiyoruz. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Eğer bunu buradan kaldırmak isterseniz aynı şekilde buraya yine bunu kaldırmamız için gereken bir kod var. Onu da buraya yapıştırıyoruz. Bakın burada birisi install, birisi uninstall. Uninstall yani silme komutunu da videonun açıklamasına bırakıyorum. Bunu kopyalayıp buraya yapıştırırsanız ya da daha önce yaptıysanız tıkladığınız anda zaten buraya geliyor bu. Bu şekilde de kaldırabilirsiniz. Tabi kaldırdıktan sonra az önceki gibi hemen ekrana gelmiyor. Riginizi yeniden başlatmanız gerekiyor. Kendinize iyi bakın.